Bu videoyu Baranzar 51 adlı kişiden aldığım ölümcül tehdit yüzünden çekiyorum. Tehdidi ise şöyleydi. Anne il SKM video artık hikaye oldu. Tabii ki ben de can güvenliğimi sağlamak adına işe koyuldum. Videonun konusundan önce şöyle bir gündeme göz atarsak, dolar 6.1'i gösteriyor. Dolayısıyla Freddy Fazbear'ın pizzacısındaki pizza fiyatları tavan yaptı. Chica kızgın. Yani üstünde hiçbir malzeme olmayan hamur pizza bile 40 TL'den aşağı satılmıyor. Tam bir kazık yani. Bonnie ise yeni elektro gitarını yüksek fiyatlardan dolayı tamir edemiyor. Neyse videoya geçelim. Selam reisler, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Fight Night at Freddy 3'ün arka planında kalan Phantom yani hayalet robotları ve mini games'leri inceleyeceğiz. Aslında burada bir yanlışlık var çünkü S harfi İngilizce'de zaten çoğul 2 ve biz bunu yine de LR2 getirdik. Zaten böyle kulağa daha hoş geliyor, boşverin. Arka planda kalan derken 3. oyunun başrolündeki saplanan tarak yüzünden arkada kalan robotlardan bahsediyoruz. Daha doğrusu bunlara robot bile diyemeyiz çünkü bunlar harbi halüsinasyonlar. Çünkü üstümüze atladığında oyunu bitirmeyen tek robotlar bunlar. Sadece üstümüze atladıklarında neye uğradığımızı şaşırıyoruz ve elimiz ayağımız birbirine karışıyor. Aynen resimdeki gibi. Bu robotlar oyunu bitirmez ama oyunu size eziyet haline getirirler. Bu robotları sırasıyla Freddy, Foxy, Balon Evlat, Chica ve Mangle olarak inceleyebiliriz. Dış görünüşleri hakkında konuşursak, görünüşleri pek iç açıcı değil. Yani harbiden korkunçlar. Final Freddy's 3 oyunu korkunçluk anlamında bir level atladı yani. Tebrikler. Özellikle de Chica, şu gözlere bak. Bu robotların 1. oyundaki robotlar olduğunu düşünüyorum. Sizce hangisi olabilir? Yorumlara şey edersiniz. İlk olarak Freddy Reis'i inceleyelim. Freddy, görünüş olarak bildiğimiz Freddy ama tek fark üstüne kömür dökmüşler. Ve ayağını sökmüşler adamın. Bizim bildiğimiz Freddy odaya kimseye eyvallah olmadan lak diye giriyordu. Ama burada adamı ne hale sokmuşlarsa odaya gelirken 80 yaşındaki bunaklar gibi topallayarak geliyor. Ve ofisin karşısında bulunan deliğe girip üstümüze atlıyor. Oyunun menüsünde jumpscare'leri gösteren bir bölüm var fakat ben size oyunun içinden göstereceğim. Freddy'nin jumpscare'ı bu şekildeydi. Foxy ise yine bildiğimiz gibi. Yine o dik duruşu ve üstümüze balıklama atlayışı değişmemiş. Balon Evlat ise 2. oyundaki gibi bize salak salak bakmıyor. Artık o da üstümüze atlıyor. Gelişme var gerizekalı balon çocuk. Chica ise çok öfkeli. Onun da üstüne biraz kömür dökmüşler. Bir de pizzaların fiyatı arttığı için bayağı bir öfkeli kendisi. Atlayışı bu şekildeydi. Mangle ise Spider-Man tarzına devam ediyor. Hala tavanlarda dolaşıyor. Adam manyak yani. Pardon kadın. Şimdi mini games'lere bir dakika lan birini unuttuk. Koskoca Eren Kemeç'i unuttuk abi. Hiçbirinizde uyarmıyorsunuz. Bu arkadaşın jumpscare tarzı biraz daha farklı. İlk önce kamerada manken gibi vücudunu gösteriyor. Sonra da işini hallediyor. Phantom robotlar bu kadardı. Şimdi ise mini games'lere geçelim. Şimdi mini games'lerin belirli bir sırası yok. Dolayısıyla bu arkadaşın videosundaki sırayla gideceğiz. Mini games'ler oyunun hikayesi konusunda gerçekten önemli yer edinmekte. Yani oyunu buzdağına benzetirsek, görünen kısmı bizim oynadığımız kısım, görünmeyen kısmı da mini games'ler olarak açıklayabiliriz. Biliyorsunuz ki her geceyi geçişinizde sizi farklı farklı mini games'lere atıyor. Bunu bir önceki videoda bahsetmiştim. Bu mini games'lerde 4 robottan biri oluyoruz ve sonra Mora'dan saplanan tarağın içine girip ölüyor. Bu da oyunun sonunu belirliyordu. Ama oyunun içinde gizli mini games de var. Yani herkesin bilmediği mini games'ler. İlk mini games'te gördüğünüz gibi Balon Evlat üstümüze at ve atladıktan sonra 8. kamerada üstünde Balon Evlat resmi olan bir kağıda tıkladığımızda önümüze böyle bir mini game geliyor. Balon boy olarak etrafta salak salak dolaşıyoruz. Ama önemli olan şeyler de var. Ağlayan suratın yanından geçiyoruz ve garip yerleri geziyoruz. Son odada ise balona ulaşıyoruz. Diğer mini games'te ise Mangle oluyoruz ve parçalarımızı topluyoruz. Yani kol, bacak, kafa hepsi ayrı ayrı. Pardon lan kafası vardı. Odaya girdiğimizde ise bir çocuk panikliyor. Korkuyor yani. Yani siz de böyle bir robot görseniz siz de paniklersiniz. Doğal olarak. Sonra işte yine aşağıları garip yerlere falan iniyoruz. Sonra çıkış odasından çıkıyoruz ilginç bir şekilde. Bu arada bu mini games'ler hakkında teorisi veya fikri olanlar yorumlarda tartışabilirler. Diğer mini games'te ise kamera 06'da oyun makinesine tıkladığımızda Toy Chica olarak beliriyoruz. Ve belirli bölgelerdeki kekleri toplayıp çocuklara dağıtıyoruz. Bazı çocuklar ise kek veremediğimizden dolayı ağlıyor. Aynı misafir çocuğunun bilgisayarı istemesi gibi. Ağzına vuracağım bir tane. Ve sonra çıkış kapısından dışarı çıkıyoruz. Diğer mini games'te ise ki bana kalırsa en ilginç genç mini games bu olabilir. Golden Freddy olarak oynuyoruz ve bir odada 3 çocuk ve saplanan tarakla birlikteyiz. Saplanan tarak bize salak salak sırıtırken biz de mal mal dolaşıyoruz. Sonra odanın sol kısmından aşağıya atlıyoruz ve aşağıya sıra sıra iniyoruz. Sonra çıkış kapısından çıkıyoruz. Yok yok bir dakika, en ilginç mini game bu olamaz çünkü bunu gördükten sonra fikrim değişti. Oğlum bu ne lan böyle? Puppet bize bakarken bir anda bir mini games'e daha giriyoruz ve burada çok garip bir yaratık oluyoruz. Yani ben böyle bir yaratık görmedim. Kim ulan bu? Shadow Bunny demek istiyorum ama değil gibi. Görünüşü hafif andırıyor.
ama. Yunan mitolojisindeki Hades'in köpeği Cerberus'un tek kafalı hali gibi. Koşma animasyonu bile korkunç lan. Bu robot olunca az önce anlattığım tüm mini games'leri sırasıyla geziyoruz. Mangle'ın girdiği odada çocuk Mangle'ı görünce paniklemesini hatırlıyorsunuz. Ama bu çocuk bu sefer bu robotu görünce direkt altına sıçıyor. Doğal olarak. Ben bu robotu odamda görsem paniklememe vakit bile kalmaz. Direkt fişim çekilir. Şu bir kesin ki 3. oyundaki mini games'ler 2. oyundaki mini games'lerden daha ilginç ve derin. Mini games'lerin her biri hakkında birçok şey söylenebilir ama bunları konuşmak bize asla net bir cevap vermeyecektir. Videoyu burada bırakarak diğer gizemleri sonraki videolara bırakıyorum ve size şimdilik veda ediyorum. Belki bir sonraki videomuzda Final Fantasy Freddy's 4'e geçeriz. Discord sunucumuza gelmek isterseniz link yorumlarda ve açıklamada. Kendinize iyi bakın ve sakın Coco Pops'u kola ile birlikte içmeyin.